Anketler Ne Söylüyor başlıklı podcastimizin 3. ve son bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer şu soruları yanıt arıyoruz. MHP'nin durumu ne? İYİ Parti'nin yükselişi abartılıyor mu? İlk kez oy kullanacak kesimin tercihleri ne? Z kuşağı tanımı ne kadar doğru? Ve en önemlisi, seçmen davranışlarını ölçen anketler güvenilir mi? Anketlere bakarken nelere dikkat etmeliyiz? Hepsi arka planda. Başlıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba, ben Mehve Şevin. Anketler Ne Söylüyor'un 3. bölümündesiniz. Deyim yerindeyse anket yağmuruna tutulduk. Bu anketler önemli birer bilgi kaynağı, ancak bazı sonuçların fazla abartıldığını, yorumlayana göre değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz. İlk iki bölümde daha ziyade AKP ve CHP seçmeni, kararsızlar ve Kürt seçmenlerle ilgili yapılan değerlendirmelere yer verdik. Şimdi bıraktığımız yerden devam edelim. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP oy kaybediyor mu? AKP'nin yaptırdığı araştırmada bile baraj altında çıkan MHP'nin seçmeni başka adres arıyor mu? Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'i MHP'nin %7-9 arasında değişen kemik kitlesi olduğunu belirtiyor. Kemik kitlesi var tabii, çok köklü bir hareket ve o kitle, yani gidenler zaten İYİ Parti'ye gitti açıkçası, kalanlar da orada. MHP'ye baktığımızda tabii bir politika önerisiyle gündeme geldiğini görmüyoruz. Yani güvenlik ve beka dışında, mesela bugün sorsanız MHP'nin ekonomiden sorumlu kurmayı genel başkanımızı kimdir diye, siyasetle çok ilgili kişiler bile söylemekte zorluk çekebilir. Örneğin. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bununla ilgili bir sorunu olmadığını ben anlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendine biçtiği görev diyelim veya kendini başarılı sayma kriterleriyle oy oranı arasında çok bir bağlantı kurmadıklarını ben görüyorum. Dolayısıyla hani o şeyde, o bantta MHP'nin oyları sabit bir şekilde duruyor ufak oynamalarla. Ortaklarınla sürdürdüğünüz sefaya son verip hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu cübe sistemin devri artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor. Evet, anketlere bakarsanız İYİ Parti ve lideri Meral Akşener son dönemde yükselişe geçti. Peki neden ve nasıl? Meral Akşener'in bir yükselişte olduğu doğru. Bunu zaten bir müddetir anketlerimize görüyoruz. Ben de katıldığım yayınlarda veya yazılarda bunu belirtiyorum. Meral Akşener'in bence yükselişte olmasının birkaç sebebi var. Birincisi, diğer muhalefet partilerinin birçoğunun yaşadığı kimlik ve aidiyet sorunları Sayın Akşener'de yok. O konularda tabiri caizse rüştünü ispat etmiş durumda. Bu muhafazakar seçmen için de öyle, milliyetçi seçmenin içinde öyle, Atatürkçü, laik seçmenin içinde öyle. Yani dolayısıyla hani Atatürkçü veya laik seçmen laikliğini, Atatürkçülüğünü sorgulamıyor. Muhafazakar seçmen de muhafazakarlığını sorgulamıyor. Böyle bir kimlik inşa etti ve bunu da kabul ettirdi. Bu birincisi. İkincisi, Sayın Akşener şu anda Türkiye siyasetinde makulü temsil ediyor aslında. Yani oraya makulü temsil eden kişi olmaya gayret ediyor ve bunu da aslında hem konuşmalarıyla hem aldığı kararlarla bunu dile getiriyor. Örneğin, bu başbakan olurum ben, cumhurbaşkanı adayı değilim çıkışı çok geniş bir muhalefet kesimini rahatlattı. Neden rahatlattı? Çünkü muhalefet şunu düşünüyordu: ya bu muhalefet, seçmen daha doğrusu, yine bir araya gelemeyecek mi? Tarihi fırsat geldi elimize, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenme şansımız var. Bunlar bir araya gelemeyecek mi diye böyle bir takım endişeler, korkular varken Meral Akşener çıktı ve muhalefetin makul aktörü olarak kendini oraya koydu. Dedi ki, ben masayı bozmam, masanın devamı için kendi hayat şeyimden, kendi kazanımdan, potansiyel kazanımdan feragat ediyorum dedi ve çekildi. Bakın, kendisinden çok daha küçük oy oranlarına sahip parti liderlerinin hiçbiri bunu yapmadı. İYİ Parti, Akşener'in lider kimliğinden öte Türkiye'nin farklı sorunlarına çözüm getirmekte inandırıcı olabilecek mi? Zaman gösterecek.
Çok konuşulan bir başka seçmen kesimi ise ilk kez oy verecek olanlar. Siyasi partiler ve medya, Haziran 2023'te ilk kez oy verecek 7 milyon insanı anlamaya, tanımaya çalışıyor. Ben Z kuşağındanım ve kendimi Z kuşağından hissediyorum. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı tamamen uydurma bir şeydir. Safsatadır. Teknoloji onların her şeyi ve teknoloji eşittir hız. Hız hayatlarının bir parçası, onlar da hızın bir parçası. 7 milyon genç 2023'te ilk defa oy kullanacak. Ortak ruhun şekillenmesini bilmezse bir siyasi parti ve buna göre politikalar geliştirmezse gitti 7 milyon. Uzmanlara göre bu kesimi Z kuşağı olarak tanımlamak, buradan yorum üretmek yanlış. Selçuk'i buna Z kuşağı fetişizmi diyor. Türkiye'de bir Z kuşağı fetişizmi yaşandığını düşünüyorum. Önce oradan başlayayım. Yani bu Z kuşağı işte biraz şey gibi, Bektaşi fıkrası gibi. Yani hocaya soruyor Allah nerededir diye. İşte ne yerdedir, ne de göktedir, ne kalbindedir, ne oradadır, ne buradadır. Hoca diyor yok diyeceksin, dilim varmıyor diyor. Yani Z kuşağı da biraz öyle işte onu mu sever, bunu mu sever, şöyle farklı, böyle farklı. Biraz büyütüldüğünü ben değerlendiriyorum konu. Neden? Sonuç olarak ilk defa oy verecekler ve gençler hani pazar günü seçim olacak da cumartesi günü böyle uzaydan gelip pazar günü oy kullanmayacaklar. Bu insanlar, bu yurttaşlar bizlerin oturma odalarında, bizlerin mahallelerinde, bizlerin liselerinde yetişiyorlar ve büyüyorlar. Dolayısıyla toplumun genelinden çok farklı olmalarını beklemek bana biraz pek gerçekçi gelmiyor açıkçası. Farklı değiller mi? Farklılar ama birilerinin bu farklılığı anlayıp bu seçmeni örgütlemesi, onlara dair bir şey söylemesi lazım. Şu ana kadar gördüğüm herhangi bir lider veya siyasi hareket bu konuda diğerlerinden farklılaşmış değil. Ha, şunu söyleyebilirim, tek AK Parti ve MHP ülke genelinde aldıkları destekten daha azını alıyorlar gençlerde, onu söyleyebilirim. Ama bu farklılık öyle denge değiştirecek boyutta bir şey değil. Sağ Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç ise ilk kez oy kullanacak genç seçmenle ilgili şu analizi yaptı. İlk defa oy kullanacak genç kuşakla henüz en fazla bir ya da iki defa oy kullanmış ikinci genç kuşak diyeceğimiz çeperin kendisinin giderek AKP'den uzaklaştığını ve AKP'ye oy vermeyi tercih etmediğini ölçüyoruz. Özellikle ilk defa oy kullanılacağını tahmin ettiğimiz 18-24 yaş arası genç kuşağın kendisinde CHP, İYİ Parti ve HDP biçiminde muhalefetin 3 ayrı dalgasına, 3 ayrı siyasal bloğuna dönük bölünmesi ilgi çekiyor. AKP hala tabii ki gençlerden de oy alıyor ama kendisini taşıyabilecek biçimde değil. Bunda kuşkusuz Türkiye'nin temel sorunları, endişeli olabilme, güvende hissedememe duygularının etkisi var gibi geliyor. Z kuşağı üzerine sayısal anketlerin sorunlu olduğunu Emeritus Profesör Hülya Uğur Tanrıöver şöyle anlatıyor. Bulunduğumuz yerden, dijital kullanımından, TikTok hesabından, Instagram bir şeysinden, bir yerlerden hareketle Türkiye'deki Z kuşağı eşittir ilk kez oy kullanacaklara bakmak bir kez daha çok yanıltıcı olacaktır. Daha da fazla yanıltıcı olacaktır. Neden? Orada da Bourdieu'nun bir lafına da gelmek istiyorum. Yani gençlik dediğin bir laftır. Yani daha doğrusu kimden bahsediyoruz? Mesela şimdilerde 20 yaşında olan bir insandan bahsediyoruz. Şimdilerde 20 yaşında olup 4 tane çocuğu olan 5. hamile kalmış bir sürü kadın tanıyorum ben. Bunlar ille de en dağ köyünde olmayabilirler. Siyaset ve medya sosyolojisi alanında çalışan Profesör Hülya Uğur Tanrıöver, 1985'te seçmen eğilimlerini ölçen ilk ciddi saha araştırmasında görev aldı. Halen Giresun Üniversitesi'ne ders veren Profesör Tanrıöver, kamuoyu araştırmalarının güvenirliğini sormak için en doğru kişi. Bu araştırmalara neden temkinli yaklaşmamız gerektiğini şöyle anlatıyor. Aslında hem güvenilirler, hem de bir yandan çok 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 çekincelerle yaklaşmakta ben ciddi fayda görüyorum. Ve buna bu çok çekinceyle yaklaşmaya da kötü niyetli anket şirketleri açısından ele almıyorum. Böyleleri mutlaka vardır. Müşterim ne istiyorsa ona göre sonuç vereyim diye. Yani iyi niyetli ve hakikaten gerektiği gibi yapılmış anketlere gelince de şimdi o zaman da işin deyim yerinde ise sosyolojik analizine baktığımızda bugünün Türkiye'sinde
biraz temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Sebebi çok basit. Çünkü bugünün Türkiye'si insanların konuşmaktan, fikrini söylemekten aşırı korktukları bir Türkiye. Bu her zaman vardı. Eskiden de vardı. Kapını çalan bir anketçi geldiğinde sana hangi partiye oy vereceksin dediğinde hiçbir zaman rahat değildin. Ama şimdilerde büsbütün sorun yaratabileceğini biliyorsun. Bir defa ben sana söyleyeyim. Madde bir, memur kesimi sıfır. İşinden olabilir. Siyasal baskılar öyle bir düzeyde ki eskiye oranla insanlar görüşlerini çok net bir şekilde söylemekten büsbütün çekiniyorlar. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Aslına bakarsanız seçmen eğilimini daha iyi anlamak için başka göstergelere bakmak daha faydalı olabilir. Mesela hangi partiye asla oy vermezsiniz sorusu insanların daha rahat cevaplayabileceği bir soru. Tabii başka göstergelere de bakmak lazım. Son zamanlarda yapılan anketlerde seçmenlerin güven ve endişe durumu da soruluyor. Görünen o ki Türkiye toplumu hem kendini güvensiz hissediyor hem de geleceği açısından son derece endişeli. Yüksel Genç sahadaki son verileri şöyle değerlendirdi. Yaptığımız çalışmada da zaten her 3 kişiden biri kendini güvende hissettiğini, 3 kişiden birinden biraz fazlası kararsız olduğunu ama yine 3 kişiden birine yakını da güvende hissetmediğini söyledi. Bunlar önemli rakamlar aslında bakarsanız. Kararsızları da güvende hissetmek oysa çok net bir tarif. Eğer ben kararsızım diyorsam aslında güvende hissetmiyor demektir insanlar. Bunun da önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu kaygılı olmak haliyle de birlikte okumak lazım. Geleceğe dönük kaygınız, endişeniz var mı sorularına verilen yanıtlarla paralel okumak gerektiğini düşünüyorum. Birlikte okuduğumuzda ise Türkiye'de tedirgin bir toplumsallık, bir toplumsal yapının geliştiğini söylemek mümkün. Bir de anketlerin yapılma biçimi var. Mesela bir anket yüz yüze yapıldıysa bilin ki o daha güvenilir. Oysa günümüzde çoğu anket internet üzerinden veya telefonla yapılıyor. Profesör Tanrı Över özellikle internet anketlerinin neden sorunlu sonuçlar çıkarabileceğini şöyle aktarıyor. Bir, karşımdakinin kim olduğunu bilmiyorsun. Sen bana yolladın. Ben de cevap veriyorum. Kaç yaşındasın? 20. Var mı itiraz eden? Yok. İspatlama şansın var mı? Yok. Ha peki insanlar bunu yapar mı? Herkes çok mu meraklı yalan söylemeye? Hayır, tabii ki yapmazlar. Ayrı bir şey. Ama kaymalar her zaman olabilir. Bir. İkincisi insanlar kendilerini dijital ortamda daha da rahatsız hissediyorlar. Kapıyı çalandan bile daha rahatsız hissediyorlar. Çünkü hepimiz biliyoruz ki abidik gubidik bir tweetin bile peşine düşüp hani gerektiğinde neler oluyor. İnternet ve telefonla yapılan anketlerin bir başka sorunu da sadece cevap vermeye gönüllü insanlardan oluşması. Düşünün telefon çaldı, birisi anket yapıyor. Siz buna gönüllü olur musunuz? Ne kadar gönüllü olursunuz? Evdeki diğerlerinden mesela cevap vermeyenler kimler? Bu da seçmen kitlesi temsilini zedeliyor. İkinci önemli bir nokta ise anketler için katılımcıların nasıl seçildiği. Ve bildiğimiz bir konu. Bunun ideali tam tesadüfi örnekleme yöntemidir ki şimdi dijital ortamda bu aslında mümkün. Ama tam tesadüfi örnekleme yöntemi şudur. Ben bütün seçmeni temsil etmek üzere 2000 kişi seçtim. Bu 2000 kişiden biri Hülya Hanım. Yani 65 yaş üstü, doktoralı. İşte baktığın zaman işte beyaz yakalı, akademisyen vesaire. Geçtiğimiz partide de A partisine oy vermiş yani her neyse. Hülya'ya geldin dedin ki işte anket yapacağım ya özür dilerim hiç işim olmaz başkasına gidin. Eğer Hülya'nın yerine aynı yaşta, aynı statüde herhangi bir Ayşe'yi Fatma'yı, hele de Mehmet Hüseyin'i yani kaldı ki birebir aynısını bile bulsan birebir aynısını bulabilir misin? Bulamazsın. Dolayısıyla normalde kabul etmeyen kişinin yerine başka birini koyamaman lazım. Biliyorum ki hızlıca anket yapıp sonuçlarını hızlıca verme adına bu çok önemli istatistik kuralların bir bölümüne uyulmuyor internet anketlerinde. Yani dijital erişim, dijital aygıtlara erişim
Çok ciddi uçurumlar, bu erişimde uçurumlar var. Yani dijital uçurum dediğimiz şey böyle bir şey yani. Tam da 65 yaş artı bir kadın olarak Hülya yerine Ayşe'yi koysan tamam, belki gerçekten akademisyense bir şeyse kullanıyordur bunları. Ama memlekette belli kesimler var ki hayatlarında bu dijital ortama girme ihtimalleri bile yok. İnternetleri yok, hayatlarında kullanmamışlar. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Oyunuzu hangi siyasi partiye verirseniz bu grafik kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Malum seçmen anketlerinde kararsızların çokluğu da doğru tahlil yapmayı engelliyor. Doğru olan kararsızları partilerin oy oranına göre dağıtmak. Ama bu da yetersiz kalabilir diyor Hülya Uğur Tanrıömer. Her parti kendi oranında biraz daha yükselir. Ki o kararsızları bilmiyoruz biz nereye oy vereceklerini. Hakikaten kararsızlar mı? Mesela bana sorarsan demin aktardığım sosyolojik nedenlerden dolayı onların önemli bir bölümü kararsız falan değil. Gayet kararlılar ama kararlarını söylemek istemiyorlar. Peki bir araştırma şirketinin güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacağız? Mesela Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin üyesi mi? Uluslararası kuruluşlara üyeliği var mı? Buna bakabilirsiniz. Geçtiğimiz dönemde ne yapmış? Ne kadar yanılmış? Siyasi partilerle organik bağı var mı? Finansmanı nereden sağlıyor? Örneklemi yani katılımcıları nasıl seçmiş? Türkiye'deki farklı cinsiyet, sınıf, etnik kökenleri, farklı bölgeleri yansıtıyor mu? Bunları bir kenara koyalım. Hülya Hoca'nın dikkat çektiği bir başka husus da partilerdeki 1-2 puanlık oynamalar. Ama biliyoruz ki bir defa eğer potalı bir örnekleme yapılıyorsa, yani tam tesadüfi en başta dediğim gibi en doğrusu olması gereken örnekleme yapılmıyorsa eğer, zaten aslında hata payı tam anlamıyla hesaplanamaz. Yani istatistik bilimi bize bunu söyler. Çoğu zaman yapılan anketleri artı eksi %2 gibi bir hata payları oluyor. Kimilerinde %3, kimilerinde %1.8. Ve bu o kadar önemli ki, çünkü yani sen atıyorum Millet İttifakı adayı %32 oy alacak dediğinde, yani sonuçta bu 30 da olabilir, 34 de olabilir. Ama daha önemlisi, hadi bu kadar yüksek bir oranda bir küçük partiye git. Yani değil mi, baraj konuşuluyor, bir şey yapılıyor. Yeni kurulan partiler ittifaka ne derece katkısı olacak olmayacak. Yani işte diyelim ki bir Deva Partisi'ne %4 veriyorsan, yani o %6 da olabilir, %2 de olabilir. %6 önemli bir şeydir. %2 daha ihmal edilebilir bir şeydir. Yani dolayısıyla ben bazen görüyorum ekranlarda, geçen seferden bu sefere anketlerde acayip değişiklik, ne oldu? CHP %1,5 puan arttı. Ya ağzınızı yoruyorsunuz. Yani CHP'nin %1,5 puan artması haber değeri bile yoktur. Hele de konuşmaya hiç gerek yoktur. Çünkü hata payı içindedir yani en iyi ihtimalle. Aynı da kalmış olabilir, 3 puan da artmış olabilir. Velhasıl seçim anketlerini değerlendirirken lütfen kesin sonuçlara varmayın. Bazen medya bunu yapıyor, bunda yanılmayın. Profesör Tanrıömer'in uyarılarını aklınızda bulundurun. Son olarak siyasetin sahada belirlendiğini, masa başında yapılan tahlillerle seçmen davranışını tam olarak tahmin edemeyeceğimizi unutmayın. Evet, Anketler Ne Söylüyor serisinin sonuna geldik. Fikrimizi, tercihimizi söylemekten çekinmeyeceğimiz günlere kavuşmak umuduyla hoşça kalın. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.